Bugün bir hastamla beraberim. Aslında hastam aynı zamanda meslektaşım. Kendisi de doktor. Az önce yaklaşık bir 2 saat kadar önce Arya'ya laboplasti operasyonu, artık klitorhidoplasti operasyonu kombine olarak yaptık. Teşekkür ederim öncelikle kabul ettiğin için. Yani böyle bir çekimi sağladığımız için gerçekten çok önemli. Özellikle Arya'nın doktor oluşu, yani bizim mesleğin içinden birisi oluşu ve bir takım sorunlarla gelişi çok önemli. Doktor psikolojisi farklıdır diye düşünmemek gerekiyor. Hasta psikolojisi aslında hep her zaman aynıdır, öyle değil mi? Kesinlikle öyle. Mesela ameliyat sırasında, operasyon sırasında düşündüm. Yani o koltukta olmak hiçbir şey değiştirmiyor. Sen yine hastasın. Kim de olsan orada hastasın. Evet, o psikolojisiyle geliyordunuz. Peki neydi şikayetlerin Arya? Yani neler yaşıyordun? Ne zamandır vardı bu şikayetler? Bize kısaca bir bilgi ver bakalım. Tabii ben şikayetlerim yaklaşık 6-7 yaşındayken fark etmeye başladım. Hani diş dudaklarında fazla bir uzunluk vardı. Hani bu büyüdükçe tabii ki gerilemedi. Hatta daha çok rahatsız etmeye başladı. Çamaşırımda giydiğim zaman sıkışmalar oluyordu, canım yanıyordu. Ya da işte hijyen açısından sıkıntılar oluyordu. Sonra labioplasti diye bir şey olduğunu fakültedeyken öğrendim. Tıp fakültesinde okurken bir şekilde karşına çıktı. Aynen öyle. Daha önce bir sana belki daha önce başlamıştım. Gerçekten zor bir süreç hani bununla yaşamam. Doktor olduktan sonra da bu sefer artık iyice yaptırmaya karar verdim. İnternetten çok şanslısı bir YouTube videosunda Barbie Vagina ismini duymuştum. Sonra bu nedir, acaba kim yapabilir vesaireye bakınırken Süleyman Eserdağ tekniği diye bir şeyle karşılaştım. Acaba kimdir, Türkiye'de midir, hala burada mı çalışıyordur bu kadar ünlü birisi? Burada ne iş var? Bulabilir miyim acaba evet. Bu kişi yoksa hani çoktan... Çok daha farklı konularda, evet. Farklı ülkelerde mi acaba yaşıyor diye düşünmüşüm. Direkt araştırdım, Hera Klinik çıktı karşıma. Ya başka bir şey zaten bakmadım. Hani bu tekniği Türkiye'ye getirdi de bu tekniği geliştiren kişiden daha iyisini yaptıramayacağımı göre. Hiç düşünmeden direkt aradım, randevu aldım. Sonra buraya geldim ve karar verip 3 gün içerisinde oldum galiba. Evet, çok kısa süre içinde. 21'inde yaptık. Bugün 25'inde, 3-4 gün içinde operasyon yaptık. Tabii ki estetik görünüm açısından hani ele aldığınız bir problem aslında labioplasti, ama bunun yanında işte o sarkma kırışmalar, işte rahat kot pantolon giyememe, orada sürekli bir çıkıntı hissi ve utanma hissi gibi pek çok aslında sekonder problemlere de neden olabiliyor. Sende hem psikolojik hem fonksiyonel olarak bir takım sorunlar vardı. Ameliyat öncelikle kolay mıydı? Çünkü en çok onu soruyorlar. İşte hep böyle erteleyenler var. Yani acaba çok mu ağır olur ameliyat sırasında? Ya da ameliyattan sonra çok acı çeker miyim? Hep böyle kafada bir takım endişeler var. Öncelikle direkt yaşayan, 2 saat önce ameliyatı biten birisi olarak ne dersin? Bence dişli koltuğuna oturmak daha zordur. Öyle söyleyebilirim. Yani geldiğim zaman zaten bir sedasyonca uyuttular. Mesela da geri uyandığım zaman bölge lokal olarak da hani uyuşturulmuştu ve ben bir şey hissetmeden muhabbet ederek, yani anılar anlataraktan güzel bir zaman geçirdim. 1-1.5 saat sohbet sahasında geçtim. Ben zaten hani normal doğum yapmış birine ya da sezaryen yapmış birine çekinmesine en başta hani garip bulurum. Çünkü onlar çok daha şiddetli olduğunu düşünüyorum yani. Bence bu çok temizdi. Gerçekten şu anda burada oturuyorum, kendim yürüyerek geldim zaten. Direkt ayaklanabildim. Çok rahat bir operasyondu. Evet. Gerçekten küçük minor bir operasyon gibi hissettim. Evet. Ameliyattan sonra da hemen bir şeyler yeme içmeye başlayabiliyorsun. Tabii. Tuvalete gittiğinde bir sorun oldu mesela. Evet. Son derece rahat bir... Şunu söylemek isterim. Tuvalete çıktığım zaman hani ilk kez bu kadar konfor tuvalete çıkmanın verdiği bir haz vardı kesinlikle. Yani herhangi bir zorlama mesela bir şey yaşamadım. Labial hipertrofi dediğimiz bu iç dudaklarda büyüklükle ilgili durumlarda aslında pek çok fonksiyonel problemlerde bir arada olabiliyor. İşte idrar problemleri, idrar tuvalete çıktığında ıkınma hissi, o dudakları açıp işte idrarı boşaltma hissi, davranışı gibi problemler. Pek çok hastam şunu söylüyor, artık diyor idrara çok daha rahat çıkabiliyorum. Eskiden ıkındığımı fark ediyordum, artık ıkınmadan çıkabiliyor idrarım. Rahat bir şekilde çıkabiliyor ve düz bir şekilde çıkabiliyor. Bu da bir konfor aslında, değil mi? O çok büyük bir konfor. Yani lokal anestezi de sağa geçmemişti ilk tuvalete gittiğim zaman. O yüzden
ıkınma hissinde de tam hissedemedim var mıydı ama kesinlikle düz gitmesi çok büyük bir konfordu benim için. Yani yıllar sonra böyle bir şey sahip olmak çok büyük bir konfor. Teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim katıldığın için. Gerçekten sorunu yaşayan pek çok hasta için önemli bir farkındalık sağlıyor bu tür videolar. Umarım bundan sonra hep hayatın hep güzel olur. Kariyerin çok başında ama eminim ki hani çok çok iyi yerlere geleceksin. Özgüven açısından, psikolojik açısından da bu operasyon son derece sana rahatlık sağlayacak diye düşünüyorum. Her şey gönlünce olsun. Son olarak bu operasyon olmak isteyen bazı hastalar olabiliyor, sürekli kararsız olan hastalar. Onlara nasıl bir mesaj vermek isterdin? Şöyle, dediğim gibi en başta o hasta koltuğuna oturduğunuz zaman siz de hastasınız. Ben de aynı psikolojideydim ve bence en önemlisi üzerine fazla düşündüğümüz için kafamıza büyütüyoruz aslında. Çok rahat bir ameliyat. Yani ameliyat demeye bilim var mı? Ufak bir operasyon gibi. Bence düşünmeden kesinlikle yapılabilir. Ya ben şu an çok rahatım. Yani birkaç saat önce yani operasyona çıktım ve buradayım. Muhabbet ediyorum, oturuyorum. Yani ben kesinlikle öneririm. Çok büyük bir konfor. Teşekkür ederiz tekrar. Her şey gönlünce olsun. Çok eğlenceli. Mutlulukla kal. Çok teşekkür ederim.